Şimdi e, özellikle yağlardan konuşurken hepimizin yaptığı bir hata var. Hani şöyle diyoruz, işte doymuş yağlar oda ısısında erimeyen yağlardır. Doymamış olanlar işte oda ısısında erir, tamam bu doğru. Ama işte bun e, erimeyenler kötüdür. Eriyenler iyidir gibi işte tereyağı iyidir ya da kötüdür, margarin iyidir ya da kötüdür, zeytinyağı çok iyidir falan gibi. Hep böyle bir şeyden bahsediyoruz yani yağların iyi olup olmamasından bahsediyoruz. O yüzden biz istedik ki bugün sizlere yağları farklı bir yönden tanıtalım. Hatta şöyle güzel bir e, sinema afişimiz de var. Bu eski güzel western filmlerinden bir tanesi Clint Eastwood'un oynadığı. İyi, kötü ve çirkin. Biz de istedik ki hani bu filmden esinlenerek sizlere yağları iyi, kötü, çirkin diye anlatalım. Şimdi bakın aslında ben buradaki bu kırmızı kötüyü şımarık olarak tanımlayacağım size açıkçası. Dolayısıyla hani burada yağların biraz içeriğini bilmek lazım çünkü mesela zeytinyağı dediğiniz zaman aslında zeytinyağının içinde farklı farklı yağlar var. Mesela ayçiçek yağı dediğimiz zaman onun içinde farklı farklı yağlar var. Yağ asitleri var. Bütün yağlar çünkü farklı yağ asitlerinden oluşuyor. Şimdi neler var mesela? Doymuş yağlar var. Şunu biraz daha koyu olarak gösteriyorum. Mesela bu bir doymuş yağ olsun. Tamam mı? Biz buna ne diyoruz? Biz buna ne diyelim? Mesela şımarık yağ diyelim aslında. Yani kötü ya da şımarık yağ diyelim. Her zaman da kötü olmayabilir çünkü üzerinde konuşacağız. Bir de mesela doymamış yağlar var. Bunlar tekli doymamış yağ olabilir veya çoklu doymamış yağ olabilir. Buna da ne diyelim biliyor musunuz? Bunlar da aslında şöyle şuraya koyuyorum. Bunlar da iyi yağlar diyelim. Çünkü doymamış yağlar sağlık açısından hakikaten çok iyi. Bunların en önemli özellikleri bir kere hem LDL'yi düşürüyor. Yani lanet kolesterol dediğimiz o LDL kötü kolesterolü düşürüyor. HDL dediğimiz hayırlı kolesterol de olarak hatırlayın onu. Hayırlı kolesterolü, HDL'yi yükseltiyor. Bunun ne önemi var? Şimdi damar sağlığı için eğer kolesterol çok yüksek olursa ve beraberinde şeker hastalığı yüksek tansiyon olursa işte bu LDL dediğimiz kötü kolesterol damarların tıkanmasına yol açıyor. Ama ...HDL yani hayırlı kolesterol ise damarların tıkanmasını önlüyor. Çünkü oraları temizliyor aslına bakarsanız. Ha Burada bir de şöyle gerçekten e, çirkin yağ dediğimiz bir grup var. Onlar ne? Onlar da şuraya koyuyorum onu da. Bu da elimde tuttuğum trans yağlar. Trans yağlar gerçekten de damar tıkanıklığı açısından en riskli yağ grubunu oluşturuyor. Şimdi biraz önce gel dediğimiz konuştuğumuz konuya tekrar bir gelelim. Şunları içinden çıkaralım. Yani hangi yağda hangisi var? Bir ondan konuşmak istiyorum sizlere. Şöyle kenara bir koyayım ben bunları. Mesela ne var burada önümde? Şunları alalım. Şöyle anlattık zaten. Diyelim ki mesela hep konuşuyoruz ya. Ya zeytinyağı Evet çok iyi ama zeytinyağın içerinde içinde ne var onu biliyor musunuz? Yani mesela trans yağ var mı? İşte çoklu doymamış yağlar var mı? Doymuş yağlar var mı? Şimdi bir zeytinyağı oluşturalım sizle. Yani elimizde böyle bir imkan olsa, benim burası mesela fabrikam olsa ve ben size zeytinyağı oluştursam, zeytinyağın içinde ne var biliyor musunuz? Özellikle tekli doymamış yağ oranı zeytinyağın çok yüksek. Baya %70'e yakın neredeyse tekli doymamış var. E biraz içinde mesela şey de var, çoklu doymamış da var. Ve bir de ne var içinde? Doymuş yağ var. Bakın doymuş yağ kötü demiştik aslında değil mi? Hani şımarık demiştik. Aslında işte o doymuş yağ her zaman kötü değil. Bazen biraz sonra konuşacağız. Damar tıkanmasına yol açar ama bazen de hiçbir problem yaratmaz. Bakın mesela şu anda bir zeytinyağı oluşturdum. Burada oluşturacağım yağların tonu ne kadar koyuysa, rengi ne kadar koyuysa sağlığım açısından o kadar sıkıntı yaratabilir. Şimdi gelelim mesela ayçiçek yağı oluşturalım. Ayçiçek yağında ise çoklu doymamış yağ oranı biraz daha yüksek. Gene tekli doymamış yağlar var. Ve bir miktar da içinde gene onun da doymuş yağ var. Şu anda oluşturduğumda ne oldu benim? Mesela ayçiçek yağı oldu. E hadi gelin mesela diyelim ki sizlerle beraber bir de margarin yapalım. Margarine baktığımız zaman şimdi onların içinde yani margarinin içinde bir miktar tekli doymamış var. Bir miktar çoklu doymamış var ama doymuş yağ oranı onun biraz daha yüksek. Hatta burada ben eğer oluşturduğum ya tereyağı ise mesela tereyağda biraz daha yüksek bu oranlar. Gelelim. Bizim trans yağlara yani özellikle mesela e, bisküvilerde kullanılan trans yağlar, çikolatalarda kullanılan trans yağlara, yağlara daha doğrusu. Bakın onlardaki ağırlık daha fazla. Nedir biliyor musunuz? Bu sağlıklı yağlar çok daha az. Biraz tekli doymamış, biraz çoklu doymamış yağ bunun üstüne ekleyeyim. Ama esas olarak bunda ne var? Trans yağlar var. Ve... Trans yağ biliyorsunuz kötü yağdı. Ve dikkat edin burada renklerine şöyle bir çevirdiğim zaman bakın en koyu renk nerede kaldı? Trans yağlarda kaldı. İşte bunlar yani bisküvilerin, çikolataların içindeki yağlar gerçekten de bizim damarlarımızı tıkayan yağ. Çünkü gördüğünüz gibi en kötü, en koyu renkli yağ bu oldu. Şimdi burada bakın şunu söylemek lazım. Mesela margarinde Yeni teknolojiler var. Bunun altını çizmek lazım. Eskiden margarin yapılırken hidrojenizasyon yöntemiyle bağlar doldurulurdu. Ve bunlar gerçekten mesela sağlık açısından sıkıntılıydı. Ama Türkiye'deki margarin üreticileri derneği bunu yüzde birin altına çektiler bu yağ kullanımı oranını. Dolayısıyla dünyada neredeyse bir öncü gibi davrandılar ve margarinlerdeki esasında o trans yağ oranını düşürdüler. Şimdi tek başına hani evet trans yağ kötü ama hani doymuş yağlar kötü mü? Hayır değil. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü mesela tereyağı düşünelim. Tereyağın içinde ne var biliyor musunuz? İşte bunlar var. Bu sağlıklı yağlar var. Ama tereyağın %70'i neredeyse doymuş yağdan oluşuyor. E o zaman tereyağı kötü mü? Hayır. Çünkü tereyağı da eğer kullandığın doymuş yağ gerçekten de hani merada beslenen düzgün koşullarda yetişmiş bir e, hayvanın sütünden elde edilen doymuş yağsa hayır burada tam aksine sana yardımcı olabiliyor. Dolayısıyla burada aslında hani iyi kötü çirkin dediğimizde bence en önemli nokta şu. Seçtiğiniz yağda trans yağ oranı nedir? Yediğiniz yiyecekte trans yağ oranı nedir? Trans yağ oranını arttırırsanız damar tıkanıklığına yol açıyor. Kalp Damarınız tıkanırsa enfarktüs riskiyle sizi karşı karşıya bırakıyor. Beyin damarınız tıkanırsa felç riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bacak damarınız tıkanırsa gangren riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden yediğiniz, içtiğinizde trans yağ olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Ve önemli noktalardan bir tanesi, burada şimdi mesela zeytinyağı oluşturduk, ayçiçek yağı oluşturduk. Bu yağlar mesela kızarttığımız zaman yapılarını kaybediyorlar. Ve özellikle Isıya dayanıklı olan hangisi? Zeytinyağı. Zeytinyağla yaptığınız yiyeceklerde zeytinyağın kalitesi bozulmuyor. Mesela ayçiçek yağında bozulabiliyor. Ama tabii ki şu da bakın bir gerçek. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Dünyada herkesi besleyecek kadar zeytinyağı üretmek mümkün değil. Bütün yağ ihtiyacını karşılayacak kadar zeytinyağı üretemezsiniz. Tabii ki en sağlıklısı bence zeytinyağı. Ama dediğim gibi sürüm açısından bu beraberinde problemleri de getiriyor. Çünkü yeterli miktarda üretemeyebilirsiniz. O yüzden işte bu seçimleri yaparken hani biraz bütçenize, biraz sağlığınıza bu anlattıklarımı düşünerek uygun yağ seçimini yapmanızda fayda var. Yağla ilgili böyle Şöyle hızlıca bir toparlamak istedim. Çünkü şunu hakikaten tekrar tekrar anlatmak istiyorum. Aslında her yağın içinde doymuş yağ var, her yağın içinde tekli ve çoklu doymamış yağlar var ve bazılarında trans yağlar var. Bunlara dikkat etmek lazım. Biraz bu bilinçle yağ seçimi yaparsak eminim çok daha sağlıklı olabileceğiz Selda.